Rəsmi Türkiyədən Yunanistan mediasına cavab. F-16'larla bağlı bizə heç bir şərt qoyulmayıb. O cümlədən Türkiyənin F-35 proqramına yenidən qoşulması məsələsi ilə bağlı məqama Ağ Evin Milli Təhlükəsizliyi Şurasından aydınlıq gətirilib. F-16'ların alınması ve modernleştirilmesiyle bağlı hiçbir şart koyulmuyor. Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği bununla bağlı Yunanistan medyasının iddialarını təkzib edib. İddiaya göre Türkiye'ye F-16 satışında Yunanistan adaları üzerinden uçmamaq şartı koyulub. Qeyd olunub ki, yanvarın 26-sında Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinde tələb olunan qırcıların satışının təsdiqi için 15 günlük proses başlayıb. Kongresin satışı engellemeyeceği prognozlaştırılır. Bəs Türkiye'nin karşısında yeni şart koyularsa... Türkiye NATO için önemli ülke. Yani F-16 satışının bir şeye entegre edilmesi ya da karşılığı olması kadar düşündürücü başka bir şey yok. Meselemiz şurada, bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri bu F-16 hikayesini başka şartlara tabi tutacak mı? Zaten Amerika ile Türkiye arasında Amerika'nın Orta Doğu'da terörist gruplara verdiği destekten dolayı bir güven sorunu var. Bu güven sorununu çok daha fazla hale getirir. Türk-Amerikan ilişkilerini çok daha kötü hale getirir. İki ülke arasındaki anlaşmaya esasen Birleşmiş Ştatlar Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde 40 adet yeni F-16 təhvil verməlidir. Ekspertler Türkiye'nin yeni F-16'ları 2027 yıldan tez elde edeceğini düşünmür. Şimdi Amerika'nın elinde 148 tane diğer ülkelere teslim edilmek üzere hazır olan proje var. Bunlar bittikten sonra Türkiye'nin o istemiş olduğu 40 adet F-16'nın üretimine geçilecek. En basit tahminle 2027 yılından önce Türkiye bir F-16 ve teslimi düşünülmüyor. O takvime kadar her şeyin yoluna gittiğini varsayarak biz bunları konuşuyoruz ama Amerika'nın geçmiş siciline baktığın takdirde bir anda attığı imzayı unutan veya inkar eden veya işte süreci yok sayan yaklaşımlarını görebilmekteyiz. Türkiye'nin F-35 proqramına yeniden koşulmasına gelince, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Strateji Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby deyib ki, Türkiye'nin bu proqramda iştirakı mümkündür. Lakin bunun için Ankara, Washington'un S-400'lerle bağlı narahatlıklarını aradan kaldırmalıdır. Hazırda bu mövzuda heç bir dəyişiklik yoxdur. Bununla bağlı danışıqlarımız devam edir. Türkiye bu mövzudan narahatlıqlarımızı aradan kaldıra bilsə, o zaman F-35 proqramındakı iştirakı bərpa edə bilər. Qeyd edək ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Türkiye'nin layihə ortağı olduğu yeni nesil F-35 döyüş təyyarələrinin istehsal prosesindən 2019-cu ilin iyulun 17-sində uzaqlaşdırıb. Buna səbəb Türkiye'nin Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi alması olub.